İbrahim Sönmez kimdir? Sektöre başlangıcı kendiniz nasıl gerçekleşti? Efendim, İbrahim Sönmez 1984 yılında doğmuştum. Buralıyım doğma bilmem. İlkokulu, ortaokulu burada okuduktan sonra işte üniversiteye, değişik şehirlere gittim. Sonra İngiltere'ye gittim okumak için. Evet. 2009 yılında İngiltere'den döndüm. Döndükten sonra dünyanın en büyük otel zincirlerinden birinde çalışmaya başladım. Evet. Uzun yıllar, bir 7-8 sene kadar orada çalıştım. Ondan sonra dünyanın en iyi hava yollarından bir tanesinde flying chef olarak çalışmaya başladım. Sonra bu kriz döneminde belli bir sorunlardan ötürü işimizden ayrıldık. Evet. Sonra Büyükada'ya geldik. Zaten burada doğdunuz, büyüdünüz. Evet, burada doğup büyüdük. Zaten buralıyız. Altan Baba bizim Altan babamızdır. Çok evet, eskidir 38'den yani. 38'den beri değil mi? Altan Baba'nın babası 1938 yılında bu dükkanı kurmuş. Evet. Sonra Altan Baba'nın oğlu bize dedi ki, İbrahim dedi, böyle bir açık var çünkü günübirlikçiler çok arttı. Böyle bir şey var, yapar mısın? Dedim abi yapabiliriz ama nasıl olur, nasıl biter derken. Denememiz lazım herhalde. Derken buralara kadar geldik. Ne kadar oldu şu anda bu yaptığınız çalışma? İki seneyi geçti. İki yılı geçti. İki yılı nasıl geçti bu süreç, memnun musunuz? Yani başladığımızdan beri çok iyi elhamdülillah. İnsanlar İstanbul'dan, hatta ben bir kere çok şaşırmıştım, Alaçatı'ya bile yolladım ciğer yani. Gerçekten. Evet, güzel. Abartmıyorum. Yani bu lezzetinizi her yerden yani takip eden müdavimleriniz var diyebiliriz. Hatta geçen internette araştırırken en iyi sokak 10 sokak lezzetinin arasında ciğer, Altan'ın ciğerinde gördüm ben ama gayet güzel. O nasıl bir siteydi, yani ne kadar güvenilirliği var bilmiyorum, onu ben gördüm. Sonuçta bu da size gurur veriyor. Tabii. Daha bir şekilde çalışmanızı tabii sağlıyor. Peki günlük biraz çalışmadan bahsedelim. Olur. Nasıl bir işleyiş var? O mesai kaçta başlıyor? Kaça kadar devam ediyor? Hazırlanış aşamaları da önemli. Üstadım şöyle, bizim bir kendi mutfağımız var arkada. Biz saat işte 9.30-10 gibi mutfağımıza gideriz. İşte 11.30'a kadar hazırlığımızı yaparız. Tabii şimdi öncelikle ciğeri de Altan abiden alıyoruz tabii, değil mi? Tabii Altan abiden. Tabii. Yani başka bir ihtimal var mı Altan evet, baba varken? Evet. O da bu arada Altan baba da Türkiye'nin en iyi ciğerini alır yani. Evet, çok en iyi yerden getiriyor. En iyi yerden çünkü değil mi? Sebep şu, çok en eski ciğercilerinden biri olduğu için evet, artık işi biliyor. Bir teşekkür, son sözlerinizi toparlayalım, kapanış yapalım. Tamam. Biz bu durumda bize yardımcı olan insanlara, bu durumda bizden alışveriş yapan insanlara, bu durumda bizden alışveriş yapıp diğer arkadaşlarına bahseden insanlara evet, çok teşekkür ederiz. Allah onlardan razı olsun. Evet. Daha erken gelsinler, çok geçe kalmıyor çünkü. Saat kaç gibi bitiyor? Yani 3 gibi biter. 3 gibi bitiyor. Evet. O zaman buradan duyurmuş olalım. Değerli izleyicilerimiz, büyük adalara geldiğiniz zaman ciğer dediğinizde Altan'ın ciğeri İbrahim Bey'i bulduğunuzda bu İşlek Cadde'de saat 3'e kadar zamanınız var. Evet. Peki. Ben size başarılar diliyorum. Ben de size teşekkür ederim. Güzel lezzeti insanlara tattırıyorsunuz. İnşallah hedefleriniz de var, hayalleriniz var. Onları da gerçekleştirirsiniz. Sizin de yeni bir çalışmanızla tekrar bir araya gelmek dileğiyle. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun.